Bız Medya'nın sunduğu figürcünün seyir defterinin yepyeni yeni bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir ve güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur. Bizi soracak olursanız her zaman olduğu gibi muhteşemiz. Hep söylediğim bir konu var. Koleksiyonerler zaman içerisinde evrim geçirirler. Koleksiyonculuğun başlarında herkesin aldığı piyasanın çok bilinen markalarına yönelirsiniz. İşte Hot Toys, Neka, Sideshow, McFarlane gibi ama daha sonra ne istediğinizi daha net anladığınız zaman farklı şeyler peşinde koşarsınız. Üçüncü parti diye adlandırılan bu markalar ile de yollarınız buralarda karşılaşır tam bu zamanlarda. Figure Masters ile benim yolumda bu şekilde karşılaşmıştı daha önce. Özellikle Magneto ve Wolverine ile dikkatimi çekmişlerdi. Şimdi de sevgili Hakan'ın sayesinde Profesör X figürü ile tanıştım. Figure Masters markasına ait ilk incelemem oldu bu. Bildiğim kadarıyla Çin merkezli bir firma. Diğer ürünlerini de görmenizde fayda var. Gerçekten yapılan işin kalitesinden oldukça memnun kaldım. Headscarp oyuncuya benzerlik anlamında çok yakın birebir neredeyse. Terzi işçiliği, boya işçiliği ve aksesuarlar gerçekten mükemmel. Sorun olarak karşıma çıkan hiçbir şey olmadı. Kesinlikle bütçeniz el veriyorsa koleksiyonunuzda yer alması gereken figürlerden birisi. Tabii ki fiyat olarak aşağı yukarı 300 dolar gibi yüksek bir rakamdan satılmakta. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan incelememize başlayalım. <laughs> Profesörümüzün kutu tasarımına hemen bir bakalım. Kutu gördüğünüz gibi oldukça sade bir tasarıma sahip. Üzerinde herhangi bir marka ismi ve ürün ismi yok. Tabii ki Figure Masters üçüncü parti bir marka bu yüzden tercih etmemişler. Sade tasarımı olmasına rağmen kutunun tamamını saran tasarımı hepimiz çok net bir şekilde hatırlıyoruz. Nereden hatırlıyoruz? X-Men'in yer altındaki merkezinde yer alan Sanevlo kapısı çok akıllıca bir tasarım tercihi olmuş. Güzel bir özelliği de kutunun ön kapağının mıknatıslı olması. Mıknatıslı ön kapağı çıkardığınız zaman arkasında malikanenin üst bölümünün görseli var. Tabii ki bunu bir sergileme seçeneği olarak kullanabilirsiniz, bir background olarak kullanabilirsiniz. Figürün kutusunun hemen üzerinde bir adet DNA görseli var. Onu da kaldırdığınızda süngerli koruma kutusunun içinde figürü görüyorsunuz. Basit ama etkili bir tasarım benim hoşuma gitti. Bu arada sandalye figürün kutusundan farklı olarak standart bir kutuyla birlikte geliyor. Bunu da belirteyim. Şöyle göstereyim hemen ben size. Figür Masters genel anlamda oldukça başarılı bir iş çıkartmış. Şimdi geçelim aksesuarlara. Tabii ki aslında bir aksesuardan çok daha fazlası olan profesörün tekerlekli sandalyesi var karşımızda. Malzeme olarak PVC ve sert plastikten üretilmiş sadece lastikleri kaçuktan üretmişler. Figure Masters figürde olduğu gibi gerek modelleme gerek boya işçiliği gerekse de benzerlik olarak nefis bir iş çıkartmış. Detaylı bir işçilik söz konusu. Mesela gördüğünüz gibi koltuğun iç kısmını kaplayan sahte deri modellemesi gerçekten çok güzel olmuş. Sandalyenin dış tarafında bronz metalik bir kahverengi boya görüyoruz. Çelik gibi gözüken bölgelerle birlikte çok hoş durmakta. Yan taraflardaki X logolu tekerleklere ek olarak arkada şu bölgede küçük iki tekerleği daha var. Tekerleklerin üzerinde elle döndürmek için tutulan o alanlar dahi yapılmış. Alt tarafta ayak basma yerleri de mevcut. Kolun üzerinde aletin hareket etmesini sağlayan profesörün joystick'i de mevcut. detaylar gerçekten çok hoş. Çelik kısımlar çelik gibi, deri kısımlar gerçekten deri gibi gözüküyor. Figür kadar önde olan bir aksesuar olarak yer kaplamış. Gerçekten başarılı bir işçilik var. Bununla birlikte profesörün slibro kaskı geliyor. Sert plastikten yapılmış. Figürümüzün kafasına güzelce oturuyor. Detayları ve metalik gri boya işçiliği gayet geçerli. Bunun dışında farklı el pozlamaları için farklı modelleme eller geliyor. Az önce de söylediğim gibi üzerlerinde ekstra bir boya işçiliği sarf edilmemiş. Her zamanki gibi head headscalp ile başlayalım. Figure Master sevgili Profesör X'in kafa modellemesinde muazzam bir iş çıkartmış. Karaktere can veren Patrick Stewart'a olan benzerliği yani likeness 10 üzerinden 10 arkadaşlar bence. Biraz daha yakından baktığımız zaman ilk dikkatimi çeken şey cilt boya uygulamasının kuzursuza yakın yapılmış olması. Yaşlandırma efektleri oldukça başarılı. Yakından baktığınız zaman kafanın üzerinde yer alan damarları, lekeleri net bir şekilde görebiliyorsunuz. Gözleri, burnu, dudakları, çene yapısı Patrick Stewart'ın benzerliği ile birebir uyuşuyor. Yüz ifadesi de aynı şekilde figüre inanılmaz gerçekçi bir bakış ve duruş kazandırmış. Özellikle bu tarz figürlerde gözlerin gerçekçiliği bütün duruşu ve ifadeyi etkilediği için ben dikkat ediyorum. E, bu figürde de gerçekten hem karaktere benzeyen likeness anlamında bire, bire yakın bir iş hem de boya işçiliği anlamında güzel bir iş çıkartılmış ortaya. Bunu da ayrıca not olarak belirtmek isterim. Çok ama çok beğendim. Bu arada bir altı figürlerde olduğu gibi boyundan değil boyun ile birlikte çıkıyor kafa. Bunu da belirtmiş olalım. Geçelim figürümüzün bodysine. Üçüncü parti markalarda benim en çok merak ettiğim ve endişe duyduğum konulardan bir tanesi genellikle kullanılan body'nin figüre ve karaktere uygun olup olmadığıdır. Ben Figure Masters'ın kullandığı body'den memnun kaldım. Karaktere anatomik yapısına uygun bir body kullanmışlar. Bu anlamda bir sıkıntı görmüyorum. Şunu ifade etmem gerekiyor ki Figure Masters terzicilik işinde gerçekten takdire şayan bir iş çıkartmış. Kumaşın kalitesi, ceket, gömlek ve yelekteki başarı alkışlanır arkadaşlar. Neden böyle söylüyorum? Bazı figürlerde, bazı markalarda bu tarz işçilikler gerçekten çok kötü yapılıyor ya karakterin üzerinden çok fazla taşıyor ya oturmuyor ya da bol kalıyor. İlginç şeylerle karşılaştığımız olabiliyor büyük markalarda da bu gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu yüzden buna dikkat çekmek istiyorum. Yapılan işçilik gerçekten muazzam. Mavi ceketin terzi işçiliği çok hoş, nefis bir şekilde figüre oturmuş durumda. Koltukta otururken de hiç sıkıntı çıkartmıyor. İsterseniz çıkartabilirsiniz. Onun da hemen altında krem tonlarda bir adet kravat, bir adet de yelek var. Yelekle ilgili güzel bir özellik çıkartması oldukça basit. Hemen göstereyim. Ön tarafındaki düğme ile geçiş yerine mıknatıs kullanmışlar. Gördüğünüz gibi oldukça kolay bir şekilde çıkartılıp takılabiliyor. Figürümüzün el modellemelerini ben beğendim ama bunlar yine AliExpress'te bulabileceğiniz el modellemeleri gibi oldukça sade. Belki de onlardan birisidir bilemiyorum. Ekstra bir boya dokulandırma vesaire girişimi olmamış fakat yine de sırıtmadığını söyleyebilirim. Alt tarafta ise yine aynı güzellikte vücuda oturan ve figürü tekerlekli sandalyeye oturtturduğunuz zaman sorun oluşturmayan bir paltolon var. Hem kumaşın kalitesini hem de terzi işçiliğini beğendim. Paça kesimi de güzel ayarlanmış. Hem ayakta hem otururken ya da pozlarken sorun oluşturmuyor. Paltolonun paçalarını hafif sıvayınca altta siyah çorap görüyoruz. Figürü çıplak tutmamışlar. Böyle küçük detaylar benim için hep önemli olmuştur arkadaşlar. En altta da Rugan ayakkabıları mevcut. Yine piyasada bulunan modellemelerden birisi sanıyorum ki. Ama yine de figüre uymuş. Figürün artikülasyonuna bakalım. Ne kadar artikülasyonunu kullanacağınızı bilmiyorum ama standart bir body var. Kafa boyunla birlikte hareket edebiliyor. İstediğiniz tarafa döndürebiliyorsunuz kafayı. Omuzlardan, dirseklerden ve el bileklerinde bir hareket noktası var. Yine diyaframdan ve bel bölgesinde bir hareket noktası var. Diz kapaklarından ve aşağıda ayak bileklerinde bir hareket noktası var son olarak toparlayacak olursak 300 dolar gibi yüksek bir fiyatla satışta şu anda internet üzerinde yurt dışından bulabileceğiniz bir ürün. Eğer X-Men seviyorsanız gerçekten Magneto, Wolverine ve Profesör X ile birlikte nefis bir koleksiyon grubu oluşturabilirsiniz ama söylediğim gibi fiyat olarak biraz yüksek ama figür gerçekten buna değer arkadaşlar. Bız Medya'nın sunduğu Figürcünün Seyir Defteri'nin sonuna geldik arkadaşlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve paylaşmayı, sosyal mecralarda bizi takip etmeyi ve figürcününseyirdefteri.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Bir sonraki hafta görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.